Fethullah Hoca'ya kahtane dedim diye bütün sitelerde yazım çıkmış, doğru mu? Öyle Evet. dediler gelirken. Evet. Kahtani, kaht. Kaht ne demektir? Kahtani, evet kahtani diye birisi geleceği söyleniyor Mehdi'den önce. Ama o zaman ben onu söylediğim vakit bütün siyasiler övüyordu Evet. Fethullah Gülen'i, herkes. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri, yazarlar, çizerler, herkes övüyordu. O dönemde kahtani dedim, doğru. Kaht demek kıtlık, bela, felaket demektir. Kaht. Yani anlamı iki türlü de olabilir. Bela getiren, uğursuzluk getiren, kıtlık getiren insan anlamına da gelebilir. Benim dediğim anlama da gelebilir. İki türlü. Yani kahtın anlamı uğursuzluk, bela, kıtlık, felakettir. Kaht. Yok olmadır, felakettir anlamı. Efendim, iki türlü anlamda birini seçecek. Evet. Veyahut seçti. Yani bela getiren, felaket getiren, uğursuzluk getiren adam anlamına da gelebilir. Öbür anlama da gelebilir. O gün ayın 15'inde katiller vardı. Hainler vardı. Tuğyan vardı. Değil mi? Tuğyan. İşte bunu söylemesi lazım. Fethullah Gülen diyecek ki bunlar katil, hain ve tuğyan ehlidir. Tuğyan. Efendim. Ne geldi aklına? İnşallah yani hep Allah'ın ilhamıyla sevgiyle hareket ettiğiniz için Allah sizi hep haklı çıkartıyor bir süre sonra. Hep Kur'an'a göre hareket ediyorsunuz çünkü samimi ve dürüst. O gün için söylediğinizde en hayırlısı oluyor hakikaten. Ama Evet. sonunda da Allah haklı çıkarıyor. Yani mutlaka haklı çıkartıyor. Kur'an'a bağlı olduğunuz için. Mucize yani bu hakikaten. Evet. Allah'ın mucizesi oluyor. Hep oldu bu ya. 35 senedir, 40 senedir hep böyle. Kahtani'nin rivayetlerdeki açıklamasında kan döken bir insan olduğu ortaya çıkıyor. Allah'a sığınsın da inşallah kan döken insan olmasın. Evet, inşallah. Kahtan demek, kahtani demek, savaş ve ayaklanma dolayısıyla kıtlık, felaket, bela ve uğursuzluk anlamındadır. Kahtu bela denir mesela, kahtu bela. Kıtlık belası. Kahtu bela. Felaket, yokluk, uğursuzluk anlamında. İkinci anlamında olması için uğraşsın Fethullah Gülen. Mehdi'den önce bir kahtani var. Ama kan döken bir şahıs. Adı üstünde yani. Fethullah Gülen bu insanların katil olduğunu, hain olduğunu, tuğyan içerisinde olduğunu söylemesi lazım. O zaman işte kaht kelimesinin çözümü ortaya çıkar. K-H-T. Katil, hain, efendim, tuğyan ehlinin
istemeyen insan olması lazım. Değil mi? Evet. Tuğyan istemeyen insan olması lazım. Bu şekilde gayret etmesi lazım. Bunu desin. Katillerden, hainlerden, tuğyan ehlinden Allah bizi korusun desin. Ve bunu yapanlar 15 Temmuz akşamı Müslümanlar şehit edenler katil, hain ve tuğyan ehlidir desin. Ne demişim ben o demirde? Bunu demişim. Bütün İran gazeteleri falan onu söylüyor. Kan döken bir şahıstır Kahtani. Açsın baksınlar rivayetleri. Mehdi ne yapıyor? Kanı durduruyor. Evet. Mehdiül Dem. Kan durduran Mehdi. Fethullah Gülen ikinci anlamının üstünde dursun. Yani o hale gelmeye gayret etsin. Tövbe istiğfar etsin. Halini düzelsin. Düz anlamı bu. İkinci anlamına doğru gitmeye çalışsın. Yani adamlar böyle bilgisizlikten kaynaklanan bir tavır içindeler. Allah ayaklarını dolandırıyor. Evet, maşallah. Hem bak Mehdiyet'i anlatıyorlar, hem Kahtani'nin kim olduğunu insanlar öğretiyorlar. Evet. Ve yıllar önce olayı ben bilmişim. Evet. Ya bu bir harika. Maşallah. Allah ilham etmiş. Kahtani'nin akıtacağı kan çok detaylı anlatılıyor hadislerde. Hep antik çıkıyorsunuz, adamın çok büyük mucize maşallah, hakikaten. Hmm. Binlerce kere şahit olduk artık. Ona da dikkat etmiyor, kelimeye dikkat etmiyor. Kah demek, felaket demektir. Evet.